netice itibariyle bugün sabah saatlerinde bir ilginç bir açıklama geldi Gerasimov'dan, Rusya'nın Genelkurmay Başkanı. Dedi ki etrafımızda bu batılı güçlerin sayısı çok arttı. Sınırımızın yakınlığında çok arttılar. Biz bunlara karşı nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz, evet, dedi. Şimdi o açıklama çok aşırı derecede dikkat çekiciydi. Yani bir Rusya üst düzey Genelkurmay Başkanı. Abartılı bir açıklama. Evet, yani nükleer silahla tehdit etti, değil mi? Tabii. Yani. Bu buydu. Sonrasında birkaç saat sonrasında da Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Karasularımızı ihlal eden İngiliz donanmasına ait Destroyer adlı savaş gemisine biz bir müdahalede bulunduk. Uyarı ateşi yaptık. Sonra 4 tane de bomba bıraktık uyarı için. Evet. Ve onları püskürttük. Evet. Diye bir açıklama yaptı. Neler oluyor Karadeniz'deki şimdi, bu son gelinen nokta? Karadeniz'de tabii bir yandan bir gerginlik var. Ama bir yandan da hani deniz meltemleri diyeceğim. Deniz meltemi diye bir tatbikat var. Evet. Sea Breeze. Evet. Denilen. Şimdi bu tatbikat aslında bütün mesele, bütün biraz düğümde, onunla bağlantılı. Düğümde belki orada bir güç gösterisi. Evet. Pazartesi günü başlayacak. Evet. 32 ülke katılıyor biz dahil. Evet. 6 kıtadan. 6 kıtadan. 32 savaş gemisi var. Evet. 5000 asker katılıyor. 40 uçak katılıyor. Şimdi bunun hem simgesel anlamda önemli bir karşılığı var. Şimdi bunun, pardon araya gireceğim hocam, evet, ama o Defender 21 tatbikatı vardı Polonya üzerinden. Evet. Ondan bunun farkı nedir? Bunun direkt Rusya açıklarında olması mıdır? Yani şimdi şöyle, aslında temel mantık 1997'den beri düzenleniyor ama sayı arttı, en yüksek katılım bu, evet, sene. NATO üyeleri artı Karadeniz ülkeleri. Zaten artık bakıldığında Arap ülkeleri falan da var. Arap ülkeleri var. İsrail var, Gürcistan, evet, var, Yunanistan, evet, var. Fas'ı davet ettiler. Amerika en son bugün Fas'ı, evet, davet etti. Çok geniş bir katılım görüyoruz. NATO artı Karadeniz ülkeleri mantığıyla başladı aslında. Evet. İlk önce buydu. Fakat Karadeniz'de şimdi NATO üyesi ülkelerin sayısı da çoğaldı. Eskiden bir tek Türkiye vardı. Şimdi Bulgaristan var, Romanya var. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda bu güç gösterisi derken bir yandan da biraz önce özetlemiş olduğun çerçeveyle beraber değerlendirmek lazım. Ukrayna ve Gürcistan'ın olası NATO üyelikleri sürekli konuşuluyor böyle bir çerçeveyle. Fakat bu tatbikat çok geniş bir tatbikat. Kara, hava, deniz. Ve ağırlığı ne? Baktım, inceledim bugün, amfibi. Amfibi harekatı ağırlıklı. Amfibi harekatı çıkartma yapmak demek. Evet. Nereye çıkartma yapıyorsunuz? Şimdi çok spekülatif bir soru tabii dediğim. Yani bu anlamda tabii ki böyle bir senaryo yok. Hani yani Rusya durduk yerde işkillenmiyor. Yani şimdi şöyle, hani gidip de NATO artı işte diyelim ki bu kadar NATO dışındaki bu ülkelerde beraber gelip Ukrayna'ya bir amfibi harekatı yapacaklar anlamına gelmiyor. Bu ama bu onun tatbikatı. Yani bu onun tatbikatı. Dolayısıyla Rusya'nın gerilmesinde mesela bugün BBC muhabiri zannediyorum. Bu gemideymiş, İngiliz savaş gemisinde. İngiltere bize ateş açılmadı diyor. Ama diyor ki BBC muhabiri, üzerimizde diyor 20 tane Rus savaş uçağı vardı diyor. 20 tane. Çünkü şimdi, niye? O zaman bu soruya bir yanıt arasak, evet, ilk başta. Evet. Rusya ateş açtık diyor. Evet. İngiltere ateş açılmadı, biz duymadık bir şey diyor. BBC muhabiri ateş açıldığını, evet, doğruluyor. Doğruluyor. Doğrular nitelikli bir açıklama yapıyor. Ateş açıldı o zaman. Ya şimdi o zaman şöyle, İngiltere niye ateş açılmadı diyor. İngiltere tabii diplomasi açısından ve siyaset açısından diğer ülkelerden farklıdır. İngilizler öyle kolay kolay anlaşılamaz. Ne yapacakları, istihbarat anlamında ne kadar zaten ön planda olduklarını da tekrar anımsatmaya gerek yok. Ancak İngiltere bence sistemli ve bilinçli olarak tansiyonu yükseltiyor. Yani hem diyor bir tacizde bulunuyor, ondan sonra diyor ki yok diyor bize ateş açılmadı, konuyla alakası yok derken, bu tipik İngiliz politikası aslında. Yani değerlendirdiğimizde, bu çerçevelerde ele aldığımızda, bu tatbikat tabii planlı bir tatbikat bu arada. Hani bugün bu olay oldu da 3 gün sonra tatbikat düzenleniyor diye bir şey yok. Bu tarihin olacağı çok önceden belliydi ama temel sıkıntı şurada. Karadeniz, Karadeniz'e kıyıdaş devletler. Bunun tabii bir boyutu Montreux ile bağlantılı ama bir başka boyutu da burada uluslararası sular var. Ve uluslararası sularda bu ülkelerin bir şekilde biz tamam kıyıdaş ülkeyiz ama kıyıdaş olmayan ülkelerin de gelip burada çeşitli askeri tatbikatlar ya da buna benzer çerçeveler ortaya koyması mümkün. Ancak daha önce biz Rusya ile beraber bir rezerv koymuştuk. O rezerv NATO'nun Active Endeavor Operation diye bir aktif çaba operasyonu var. İşte sözde insan kaçakçılığıyla ilgili işte ya da buna benzer olayları engellemekle bağlantılı. Bunu Karadeniz'e yaymak istemişlerdi. Türkiye, NATO üyesi Türkiye ve Rusya Montreux'a dayanarak beraber buna rezerv koymuşlardı. Şimdi, ama bu olay farklı. Şimdi öyle bir zamanlama ki
Tamam, bu planlı şimdi bir tatbikat. Şimdi burada mesela İsrail savaş gemileri de gelecek. Tabii İsrail geliyor. De hepsi geliyor. Yani herkes var. Fas'tan da Gürcistan'da geliyor. Gürcistan'da var. Evet. İşte Yunanistan var. Yani ki bizim de ihtilaflı olduğumuz ama NATO çerçevesi birlikte olduğumuz. Bu tabii İsrail ile Rusya'nın arası yani. İsrail Rusya'yla savaşacak falan filan. Ama şimdi alana baktığında 32 ülkeden 32 savaş gemisi geliyor. Bu bence sembolik açıdan da son derece önemli. Yani burada bir mesaj veriyor. Ukrayna açıkları adres olası. Zaten iki ülke ev sahipliği yapıyor. Çok enteresan. Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri. Amerika ev sahibi değil ama bu tatbikatın ev sahibi olarak geçiyor. İki ülke. Dolayısıyla Amerika'nın burada son zamanlarda Ukrayna'nın ciddi bir hayal kırıklığı var aslında yaşananlardan dolayı. Ama bu son derece kuvvetli bir yanıt gibi gözüküyor. Bir yandan daha önce Blinken'ın bir ziyareti vardı. Anımsayacak olursak Ukrayna'da temasları vardı. Yani daha çok bir yatıştırma gibi gözüküyordu. Ama bu anlamda bakıldığında son derece önemli, vurgulu bir peki tatbikat. Neden İngiltere? Mesela Amerika, Biden-Putin zirvesine baktığımız zaman hiçbir şey çözülmedi deniliyor. Ama en azından işte büyükelçileri falan geri gönderdiler. İşte olumluya yakın açıklamalar yapma ihtiyacı hissettiler. Sanki böyle tansiyon düşmüş gibi bir hava estirdiler. Düşmedi. Eyvallah ama Amerika sahnede değil, İngilizler niye sahnede? Orada da bir dipnot koymakta fayda var. İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri stratejik ortaktır. Yani İngiltere Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen orada kendi başına bir işte bulunmaz diye düşünüyorum. Bu doğrudan bir Amerikan gemisiyle bağlantılı olsaydı tansiyon çok daha fazla yükselirdi. Tamam şu anda da yüksek ama bu anlamda bakıldığında dolaylı anlamda çeşitli temaslara yapılması söz konusu olabilir diyeceğim ama şimdi biraz önce senin altını çizdiğin nokta hani o nükleer silah konusu tamam çok abartılı bir yaklaşım olabilir. Ancak bugün o BBC muhabirin anlattıkları okunduğunda benim dediğim daha iyi anlaşılır. 20 uçak bırakmamış gemiyi. Yani sürekli üstünde tacizde bulunuyor ve diyor bombardıman ki bombardıman pozisyonunda uçmuşlar. Bombalayacağız diyor. Yani hedef ortaya koyuyorlar. Yani hedefliyorlar. Ve diyorlar var, görüntüleri ki de var. Rusya Kırım'ın yayınladı önünden geçmeyin diyor Rusya. Burası benim diyor karasularım. Tabi orada da çok ciddi bir sıkıntı var. Kırım işgal edilmiş bir toprak. Elbette ki Rusya'nın toprağı değil. Ama buradan karasularıyla ilgili, kendi toprağıyla ilgili ve bu anlamda bakıl tam da böyle bir zeminde amfibi hareket. Sadece amfibi değil tabi. Özel 18, yani kavga için her şey var. 18 adet şey var, takım var. 18 adet tim gidiyor oraya. Evet. Şey için special özel 18 özel operasyon kuvvetler. Ve dalış timi. Tabii dalış timi. Şimdi anti denizaltı birimleri. Yani bu şimdiye kadar yapılmış Karadeniz'deki sadece NATO değil çünkü NATO dışındaki ülkeler de var ama NATO'nun vesayetindeki en büyük, en kapsamlı tatbikat ve bu Karadeniz'de biz sular duruluyor mu diye soruyorduk. Durulmayacağını bence en somut işareti ve Ukrayna ve Gürcistan meselesi çok daha hızlı bir şekilde hani bir öngörüde bulunmak zor olabilir ama 2021'in sonu 2022'nin başına itibaren belki çeşitli noktalarda daha sık bir şekilde gündeme gelebilir. Bu Karadeniz'i daha da fazla ısındırır diye düşünüyorum. Çünkü NATO'nun biz bu en son NATO zirvesindeki bildiride Karadeniz'de NATO'nun tahkimatının çoğalacağıyla ilgili bir madde vardı. Evet. Ve zaten Türkiye ile ilgili dolaylı olarak söylenen maddelerden biri de Karadeniz'de Türkiye'ye daha fazla iş düşeceğiyle ama bir tek Türkiye yok tabii NATO üyesi olarak. İşte Bulgaristan var, Romanya var ama en güçlü ülke, en güçlü NATO üyesi Türkiye tabii ki burada. Bu anlamda bakıldığında anımsayacak olursak Polonya meselesinde Rusya ile ciddi bir açmazımız oldu. Niye satıyorsunuz dedi İHA siyaları. Yetmedi Ukrayna'ya niye satıyorsunuz dedi. Kırım konusunda en son Lavrov'un bizim aleyhimize kullandığı sözler vardı. Azerbaycan üst kurulursa. Azerbaycan üst kurulursa. Bütün bunlara bakıldığında bu gerilimi ve gerginliğin daha da yükselme potansiyeli var diye düşünüyorum. Yani sadece Türkiye yok ama karşısında. Yani tabii. Sert söylemde bulunacağı yığınla ülke var burada. Ama Amerika, tabii İngiltere. Bölgede biz varız ya o anlamda söylüyorum. Yani bu anlamda bakıldığında tamam bir yandan o Azerbaycan'da çeşitli mutabakatlarımız var. Ama Türkiye'nin özellikle belki daha sonra değiniriz ama çok küçük bir parantez açayım. Şuşa beyannamesiyle o stratejik konsept değişimi, Türkiye'nin Türk dünyasına açılması, Azerbaycan'la ilişkilerin bir stratejik model olması Türk dünyasına, bütün bunlar değerlendirildiğinde Rusya'nın hem NATO çerçevesinde hem de Türkiye'nin kendi stratejik otonomi politikaları çerçevesinde daha da fazla rahatsız olacağı bir zemin görüyoruz. Ancak ben tabii çok bir gerginlik yaratma zeminde bunu söylemek istemem ama pazartesi günkü tatbikatta başka gerilim ve gerginliklerin de olması söz konusu zaten olabilir. Ukrayna, umarım olmaz. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın, Furkan Kaya, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın danışmanı dedi ki bu tatbikat yüzünden Rusya bunu yaptı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.